tavla, okey, at yarışı ve satranç. Para olmadığı noktada bir tek satranç gibi zeka geliştirme de kullanılan şeylerde Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Yine mel'unun men la'ibe bi şatranç diye de bir hadis rivayeti geçer. Yani tabii bunlar mezhepler arasında ihtilafa sebep olmuştur. Dolayısıyla buna muadil hadis-i şeriflerde, rivayetlerde olacak ki diğer mezhep izin verebilmektedir. Herkesin dinde bu hadis sabit olsa hüküm tek olur. Dolayısıyla Hanefi'de satranca da izin yok. Şeyde bir tek Şafii mezhebinde, yani yine bahis konusu paralı olmamak şartıyla zeka geliştirici oyunlara izin verilmiştir. İki sene evvel kitap çıktı. İçki, kumar, uyuşturucunun aleyhine bir kitap. Ben yazdım. Sohbetten çözmüşlerdi. 70-80 sayfaydı. Ben onu ilmi hüviyete sokup kaynaklarını, çünkü sohbetlerde her şeye kaynakçı sayfa verilmez. Akış bozulur. 350 küsur sayfa kitap bu şimdi. Bunda spor totosundan, lotosundan, iddiasından, aşık oyunundan, kemik oyunundan, ceviz oyunundan, güvercin uçurtmasından, yani kumar için olmalarını kastediyorum. Bütün teferruatıyla son bölüm kumara ayrılmış. Belki de 100 sayfa kadar o bölüm var. Bu kumarın bölümlerinde işte tavla, satranç vesaire oyunlar hakkında. E şimdi piyangoyu bile orada eski zamanda cahiliyet döneminde aynı bu şekilde piyango torbaya el sokup bu bile var. Hepsinin kaynaklarını söyledim. Bunun şimdi durumlarını söyleyeyim. Zarla oynananların kesin haram olduğu beyan ediliyor. Satranca gelince. E şimdi o da tipi güya bulmuş. Bulmuşsun ama yine bir şey bulamamışsın. Çünkü benim 5 senede ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Benim laflarımda çelişki yoktu. E sen şimdi yeni diye lanse ettiğiniz video yine 2 sene evvelki video. Ben burada ne diyorum? Ben burada fetva vermiyorum. Ne diyorum? Çıkan kitabın fiiristini okuyorum. Fiiriste diyorum ki bu kitapta şunları işledim. İşlediğim başlıkları da sayfa da veriyorum orada. O videoda sayfa veriyorum. Neden? Diyorum ki bak şu konular var. Ha nedir? Bir hadis-i şerifte geçiyor ki işte domuz eti yiyen gibidir. Bir hadis-i şerifte geçiyor seyrederse de kendi oynamasa bile işte yağını sürmüş gibidir falan filan. Ben bunların hepsini kaynaklardan alıyorum. Hani Hazreti Ali'yi çok seviyordunuz ey Oda TV'ciler? Hazreti Ali seviyoruz değil mi hepimiz? Müştereğimiz değil mi? Peki Hazreti Ali, Hazreti Ali. İşte Hazreti Ali Beyhaki'nin Sünen-i Kübra'da. Ben de 3 tane kaynak vermişim. 40 tane daha da kaynak bulurum. Satranç oynayanları görünce ne dedi? Mazi temasi lülleti entüm la akifun. Ne bu taptığınız üzerinde durduğunuz putlar, heykeller? Len yemez sehadüküm cemran hayrun lehu. Yani ateş gözünü elinizde tutun da bunlarla oynamayın satrançla. Bu Hazreti Ali'nin Beyhaki rivayet ediyor yani. Dolayısıyla biz Hazreti Ali'yi de dinliyorsak doğrusu bu diyoruz. Ama ben orada rivayetlerin başlıklarını yapıyorum. Hüküm vermiyorum. Hükümle ilgili kitapta şimdi sayfa, demin baktığım sayfa yine o bölümde satranç ve tavla oyunlarının fıkhi mezheplere göre hükmü diye bölüm açmışım. Bu bölümde, çünkü ben orada sohbetin sonunda başlıkları söylüyorum. Ama bir hadisin başlığı bu, bir hadisin bu, bir rivayetin bu. E şimdi flaşta 5 sene evvel, 6 sene evvel neyse. Orada ne demişim? Zeka açmak için olursa cevaz verenler var. E doğru, İmam Şafii veriyor. Kumar için olursa bütün mezheplere göre haram. Zarlı olsun olmasın. Satranç da haram. Hepsi kumar için. Veya içeride yalan dönüyor. Veya bir adamın malına zarar veriliyor. Veyahut namaz geçiyor. Farz namaz geçiyor. O zaman zaten su da içsen haram olur. Ayrı dava. Önce farzı yapacaksın. Yani burada İmam Şafii'ye göre mekruh. Ha Ruyani gibi bazı alimlere gibi de Şafii'de de mekruh. Ama Şafii'nin cumhuruna göre, yani Şafii mezhebinin kendi içindeki cumhuruna göre cevaz veriliyor. Kumarsız. Hafıza geliştirmek vesaire. Ama sahabeye baktığımızda Hazreti Ali'den başlıyor süreç. Yani ilk bu beyanlar Hazreti Ali'de, İbn Abbas'tan vesaire birçok sahabe bunun haram olduğunu, yasak olduğunu beyan ediyor. Biz de burada bütün kaynaklarıyla 100-150 sayfa ilim koymuşuz, kaynak koymuşuz, delil koymuşuz. Ama burada ne demişiz? Bu içtihadi haram olsa. Tahrimen mekruh Hanefi'de. Tahrimen mekruh ne demek? Fiiliyatta haram demek. Niye mekruh diyoruz? Çünkü içki gibi, zina gibi kesin delilleri mütevatir değil. Şimdi kesin olsa o zaman helal desen kafir oluyorsun. Mesela bir adam dese ki efendim şarap helaldir. İmansız oluyor. Bir adam dese ki faiz helaldir, kafir oluyor. Bir adam dese ki zina helaldir. Bak zina yaparsa değil. Helaldir derse, yapmasa bile oluyor. İman böyle bir şey. Biz burada niye tahrimen mekruh diyoruz? Fiiliyatta haramı aynı günahtır, yasaktır. Ama diyor
Efendim birisi dese ki satranç helaldir, kafir olur mu olmaz mı? İşte bunun için içtihadi diyoruz. Ne demek itikadi değil? Yani kafir olmaz. Niye kafir olmaz? İmam Şafii de kafasına göre buna caiz demiyor. Demek ki onun da bir delili var. Bir mezhep, bir müçtehit bunu dediği zaman ne oluyor? İttifak bozuluyor. İttifak bozulunca da ne oluyor? Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre yani. Cumhur ekseriyet demektir zaten. İcma başka. İcma ittifak demektir. Cumhur ekseriyet demektir. Yani cumhurun görüşüne göre bu tahrime mekruh, haram, günah vesaire. Kumar için olmasa da. Ama Şafii mezhebine göre caiz. Öbürü de yazmış oradan. İşte Tayyip Bey satranç götürüyor, hediye ediyor millete. Ya kardeşim Tayyip Bey senin gibi cahil mi? Tayyip Bey alim adam. İlla ki fetvasını biliyor. Çünkü bu Şafii'ye göre bunun cevazı var. Zeka ve akıl açmak için şartıyla. E zaten işte sizin gibilere verse de zekanız açılmıyor. Çünkü ne benim konuştuğum konuşmanın fiiliste okumak olduğundan anlayacak kadar şeyiniz var. Belki de anlıyorsunuz da işinize gelmiyor. Bir de evvelce dediğinle çelişki var. Bir çelişkim yok ki benim. Orada da diyorum ki Hanefi'ye göre caiz değil diyorum. Ama biz Hanefi'yiz. Ben mesela şimdi balıkçıya gidiyorum. Karides yiyor muyum? Midye yiyor muyum? Kalamar yiyor muyum ben şahsen? Ağzıma sürmüyorum. Neden? Hanefi'de tahrimen mekruh. Tahrimen mekruh yasak. Ben yemiyorum. Şafii'de müsaade var. Yiyene de ya işte içki içiyormuş gibi oldun, kumar oynuyormuş gibi oldun da demiyorum. Çünkü Şafii mezhebini mi taklit ediyor falan filan. Ama orada zaten buna helal diyen de kafir olmuyor. Velakin ben Hanefi olduğuma göre konu Hanefi üzerine yoğunlaşıyor. Milletin de ekserisi Hanefi olması hasebiyle. Biz mesela nasıl ki yerken içerken de Şafii'deki serbest olsa da biz Hanefi'ye göre amel ediyoruz. Ama onun için burada kafirlik diye bir laf zaten yok. Ondan sonra ben Şafii mezhebine göre akıl açmak için oynuyorum. İşte Şafii mezhebine göre cevaz varsa var. Ama ben cumhura göre yani üç mezhepte mekruh ama tahrimen mekruh yani yasaklık ifade eden şey var.